CHP'nin 36. olağan kurultayda genel başkan seçiminin ardından oluşan parti meclisinin kadın ve gençlik kotası uygulanmış resmi hali neticesinde meclise giren 26 milletvekili arasında Çanakkale milletvekili Muharrem Erkek de bulunuyor. 36. kurultay sonrası ilk toplantısını yapan parti meclisinin 10 Şubat 2018'de yayınlanan ilk bildirisini sosyal medya hesabından duyuran milletvekili erkek, bildiriyi Türkiye'nin sorunlarına çözüm önerisi sunan, demokrasinin inşası için yol haritası çizen bildirisi diye yorumladı. İşte Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi bildirisi. O hal düzenine son verecek, o halin yarattığı bütün tahribatları ortadan kaldıracağız. Tek adam rejimini kaldırıp kuvvetler ayrılığına dayalı tam demokrasiyi kuracağız. Laiklik temelinde inanç ve yaşam tarzlarını güvence altına alacak güçlü bir cumhuriyet yaratacağız. İnternet ve medya özgürlüğüyle dahil olmak üzere düşünce ve ifade özgürlüğünü en geniş biçimde hayata geçireceğiz. Hukukun üstündüğünü tesis edecek yargı bağımsızlığını sağlayacağız. Toplumsal uzlaşmaya dayalı yeni bir anayasa yaparak hukukumuzu 15 Temmuz darbesi dahil bütün darbe hukukundan temizleyeceğiz. Adalet ve huzuru sağlayan bir düzen kuracağız. Üreten zenginleşen, adaleti paylaşan bir Türkiye yaratacağız. İşsizlik, yoksulluk ve her türlü eşitsizlikle mücadele edecek güçlü bir sosyal devlet kuracağız. Herkese parasız, ulaşılabilir, çağdaş, kaliteli eğitim ve sağlık hizmeti sağlayacağız. Kürt sorunu dahil bütün toplumsal sorunlarımızı eşit yurttaşlık temelinde ulusal bütünlük ve toplumsal uzlaşı ile çözeceğiz. Dış politikamızı yurtta barış, dünyada barış ilkesi temelinde yeniden oluşturacak, iç siyaset malzemesi ve kutuplaşma aracı olmaktan çıkaracak, Türkiye'yi tekrar sözüne güvenilir ve öngörülebilir, uluslararası aktör konumuna getirmek için ortak bir milli duruş oluşturacağız.